Dünya çapında büyük bir global ekonomik çıkmazın içerisine girmiş durumdayız arkadaşlar da bunun önemli etkilerinden birisi de belki pandemi oldu ama pandemi öncesinde de dünya zaten büyük bir bunalıma doğru hızlı adımlarla ilerliyordu. Pandemi ise işe tuz biber ekti. Daha önce de dünya büyük ekonomik çıkmazlara girmiş ve her ekonomik çıkmaz bir şekilde dünya savaşlarıyla ancak açılabilmiş yine öyle bir dönemin içerisindeyiz. Aylar öncesinde yaptığım videolarda da sizlerle paylaşıyordum biliyorsunuz. Özellikle İspanyol gribini daha sonrasında yaşanan büyük ekonomik bunalımı ardından gelen 2. Dünya Savaşı'nı işaret ediyordum sizlere. Farklı olan şu biraz daha hızlı ilerliyor gördüğümüz kadarıyla bu dönemde işler. Büyük bir hastalık, hastalığın beraberinde gelen büyük bir ekonomik kriz. Ekonomik kriz aşılamayacağı için de adının enerji savaşları olarak konulacağı büyük bir dünya savaşı. Aslında bu iş batıyla Asya'nın savaşına dönüşecek gibi görünüyor. Bunu bu videoda sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Hızla yayılan bir hastalıktan bahsediyoruz. Türkiye'de de, Avrupa'da da, dünyanın güneyinde de, kuzeyinde de hızla yayılan ve ekonomilerdeki sıkıntıları çok net bir şekilde ortaya çıkartan bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu hastalık aslında bugüne kadar yaşanan kronikleşmiş ekonomik sorunların çok daha net bir şekilde ortaya çıkmasını sağladı. Eğer ki bu hastalık olmasaydı bu ekonomik sorunlar bundan 3 sene sonra 5 sene sonra yine ortaya çıkacaktı. Yine dünyada büyük bir kriz yaşanacaktı. Bu kaçınılmazdı. Çünkü kapitalizm dünyayı öyle bir noktaya getirdi ki öyle bir çıkmaza soktu ki gelir dağılımdaki bozuklukları öyle bir arttırdı ve dünyadaki çatışmaları öyle üst bir düzeye taşıdı ki bu artık kaçınılmazdı arkadaşlar. Geldiğimiz son nokta itibariyle pandeminin de iyiden iyiye Ortamı kaşımasıyla birlikte 3. Dünya Savaşı'nın kapısı aralandı. Ve bu savaş büyük ihtimalle Doğu Akdeniz'de çıkacak. Ülkelerin kutuplaşmasıyla derinleşecek. İş öyle bir noktaya taşınacak ki yakın zaman içerisinde arkadaşlar bu işin adı Asya ile Batı'nın çatışması haline gelecek. Kazanan kim olabilir? Bunu önümüzdeki videolarda sizlerle paylaşacağım. Kaybeden kısa vadede ekonomik süreç ve tabii ki insan hayatı Olacak. Uzun yıllar sürecek bir savaş belki milyonlarca insanın hayatını kaybetmesini beraberinde getirecek. Bunun sonrasında da her zaman olduğu gibi dünya tekrar toparlanmaya başlayacak. Evet 3. Dünya Savaşı büyük bir yıkımı beraberinde getirecek. Ama insanlık her dünya savaşından sonra olduğu gibi tekrar evrilecek. Çok daha hızlı bir şekilde gelişmeye devam edecek. Çünkü 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya yümelenmiş. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok daha hızlı gelişmeye başlamış, bilgisayar çağına girmiş, uzay çağına girmiş vesaire. Peki bu sürecin işaretlerini nereden alıyoruz? Birinci Dünya Savaşı öncesine dönüyorsunuz. Ülkeler büyük bir sömürge yarışı içerisinde. Sömürge yarışında geride kalanlar başta Almanya ve İtalya olmak üzere sömürge yarışını önde götürenlere karşı bayrak kaldırıyorlar ve diyorlar ki yok kardeşim dur bakalım. Sen dünyadaki en verimli alanları sömürüyorsun. Sanayi anlamında kendini geliştiriyorsun. Ekonomik olarak bizim çok önümüze geçiyorsun. Bu sömürge alanlarını birlikte paylaşacağız. Eğer paylaşmayacaksak da o zaman silah konuşacak demeye başlıyorlar ve nitekim birinci dünya savaşı çıkıyor. İtalya ve Almanya ekonomi anlamında birinci dünya savaşından sonra büyük bir çöküşe giriyor. Hiper tanışıyor vesaire. Bu süreç bu ülkeleri derin bir savaşa doğru itiyor. Türkiye'de de aynı tablo var. Dikkatinizi çekelim. Ekonomik kırılganlıklar hat safhada, enflasyon patlama noktasında, hayat pahalılığı almış başını gitmiş, insanlar hızla fakirleşiyor. Bir çıkış noktası aranıyor. Genel itibariyle çıkış noktaları da hep savaşlarda bulunmuş. Yeni kaynak yaratabilmenin en kolay yollarından birisi çünkü savaşlar. Öyle ya da böyle tıkanıklıklar genel itibariyle dünyada savaşlarla açılmış. Savaşları desteklediğim için bu sözleri söylemiyorum. Genel gidişata baktığımız zaman tablonun hep böyle olduğunu gördüğümüz için bunu söylüyorum arkadaşlar. İkinci dünya savaşının altyapısına bakıyorsunuz. İşte o Almanya ve İtalya'da oluşan ekonomik dengesizlikler, fakirlik küreselleşme, gelir dağılımındaki bozukluklar, bazı kesimlerin çok zenginleşmesi ama büyük bir kitlenin fakirleşmesi sürecinin yarattığı olumsuzluklar Almanya ve İtalya'yı öyle ya da böyle savaşa doğru itmiş ve sonuç itibariyle 2. Dünya Savaşı'nın altyapısı oluşmuş. Özellikle İspanyol gribinin yarattığı tahribat, ekonomik bunalımın sadece Almanya ve İtalya ile sınırlı kalmayıp Amerika'ya, İngiltere'ye ve dünya ülkelerinin neredeyse tamamına bulaşmış olması, Rusya ve Türkiye haricinde. Çünkü Rusya ve Türkiye 1928 yılında bu durumu fark ediyorlar ve hemen önlem alıyorlar. Yarı kapalı bir ekonomiye geçiş yapıyorlar. Planlı bir ekonomiye geçiş yapıyorlar. Sanayileşmeye önem veriyorlar. Tarıma çok daha fazla önem veriyorlar. Ve bu süreci en az yarayla atlatıyorlar. Hatta ekonomik bunalıma giren ülkeler savaşa doğru hızlı adımlarla ilerlerken Rusya ve Türkiye gibi ülkeler ekonomik bir refaha bile kavuşuyor. O ülkelerin ciddi ciddi anlamda önüne geçmeye başlıyor. Avrupa, Amerika ve diğer ülkelerde ise yaşanan sıkıntılar onları ister istemez büyük bir savaşa itiyor ve 2. Dünya Savaşı patlıyor. 2. Dünya Savaşı'nda temelinde gördüğünüz gibi ekonomik nedenler var. Dünyanın artık bu tıkanıklığı açamaması meselesi var. Ekonomik bunalımdan bir türlü çıkamaması meselesi var. Gelelim 3. Dünya Savaşı sürecine arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı o kadar büyük bir yıkılmıştır sebep oluyor ki aynı zamanda ekonominin önünü o kadar çok açıyor ki ve ülkeler kapitalizmle o kadar net bir şekilde tanışıyorlar ki sermaye bu süreci uzatıyor. Savaşlar sürecinin aralığını uzatıyor. 1945 yılından bugüne kadar evet bölgesel savaşlar yaşanıyor ama büyük bir dünya savaşına götürülmüyor. Gelir dağılımı bozuklukları da daha uzun bir döneme yayılıyor. Paylaşılan kaynaklar uzun süre kapitalizmi ve şirket şirketleri idare ediyor. Gelinen son noktaya baktığımızda artık kapitalizm tükenmiş durumda arkadaşlar. Kapitalistler bile Kapitalizmin sonuna gelindiğini, kapitalizmin artık sürdürülemez bir şey olduğunu konuşmaya başladılar. Kapitalizmin açtığı yaralar iyiden iyiye gün yüzüne çıktı. Ülkeler arasındaki stres ortamı arttı, gerilimler artmaya başladı, kutuplaşmalar oluşmaya başladı. Bir bölge aranıyordu. Bunun adının konulması gereken bir bölge aranıyordu. İşte o da Doğu Akdeniz oldu arkadaşlar. Doğu Akdeniz'de bakın gelen haberler onu gösteriyor çok net bir şekilde. Ilde, her geçen gün stres ortamı biraz daha artıyor. Her an yaşanacak bir kazayla 3. Dünya Savaşı'nın adı konulabilir. Türkiye ile Yunanistan geriliyor. Yunanistan'ın arkasında Avrupa Birliği sürekli olarak Türkiye'yi tehdit ediyor. Şu anda Rusya çok fazla sesini çıkartmıyor. Beklemede ama görünen o ki Avrupa'nın Rusya'yı ve Asya ülkelerini de zorlamasıyla birlikte Amerika'nın Çin'i de zorlamasıyla birlikte kutuplaşma Asya Avrupa kutuplaşmasına dönecek gibi görünüyor arkadaşlar. Bir tarafta Asya ülkeleri, Türkiye, Rusya, Çin, İran gibi ülkeler, öbür tarafta Batı ülkeleri, Avrupa, Amerika. Doğu ile Batı'nın çatışmasında eksen bir kez daha değişebilir. Eksen değişikliği Batı'nın aleyhine, Doğu'nun lehine olabilir. Dünyanın kaynakları doğuda arkadaşlar. İnsan kaynağı da doğuda, enerji kaynakları da doğuda, tarım kaynakları da doğuda. En önemlisi su kaynakları da doğuda. Da arkadaşlar, Batılı ülkeler işin sonuna gelindiğinin farkında öyle ya da böyle bu kaynakları ele geçirmeye çalışıyorlar. Asya ülkeleri ise siyasi sebeplerle, dini sebeplerle ülkelerinin sürekli olarak karıştırıldığını ve hep kaybeden taraf olduklarının farkına varmaya başladılar. Bu farkındalık onları biraz daha bir araya getirmeye başladı. Bugün Çin'in en büyük problemlerinden birisi enerji kaynakları arkadaşlar. Rusya önemli enerji kaynaklarının üzerinde oturuyor ama maliyetleri çok yüksek ekstra rezervlere de sahip olmak istiyor. İran köşeye sıkıştırılmış durumda. Elinde petrolü var. Ama bu petrolü kullanamıyor. Artık Asya ülkeleri hem elindeki enerji kaynaklarını hem de insan kaynaklarını doğru kullanarak Avrupa'nın önüne geçmek istiyorlar. Bu da onları ister istemez bir araya getirecek gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın Lukashenko açıklama yapıyor. Eğer ki Avrupa Birliği bana yaptırım uygularsa ben de bütün Avrupa yollarını tıkarım kardeşim diyor. Ona göre durum bakalım diyor. Aslında Lukashenko'nun sözleri Rusya'nın sözleri olarak bile algılanabilir. Çünkü Lukashenko biliyorsunuz Rusya'nın aslında en önemli kalelerinin birinin başında ve Rusya sonuna kadar Lukashenko'yu destekliyor. Belarus'u destekliyor. İç karışıklıkların temelinde Avrupa'nın olduğu kanaatinde. Dolayısıyla Lukashenko buna güvenerek bu sesi yükseltiyor. Türkiye'de Avrupa Birliği kendisine yaptırım uygularım dediği zaman bu Doğu Akdeniz meselesi nedeniyle dur bakalım sen kime yaptırım uyguluyorsun haddini bil açıklaması yapıyor. Ortam iyiden iyiye gerilmiş durumda. Merkel Yunanistan'ın sonuna kadar arkasında izlemeye başladı. Neden Almanya bir anda söylem değişikliğine gitti diye bakıyorsunuz. Hemen arkasındaki nedeni görüyorsunuz gel dergisinin haberine göre Erivan'a gitmesi planlanan Alman Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı Ankara tarafından engelleniyor. Bizim hava sahamızı kullanarak geçiş yapamazsınız diyor. Almanya'da hemen tavır değişikliğine gidiyor. Bakın kutuplaşmalar çok net bir şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Türkiye Akdeniz'in doğusunda atış eğitimi yapacağını duyurarak bugünden itibaren 11 Eylül'e kadar geçerli olmak üzere NAVTEX ilan ediyor. NATO açıklamaya yapıyor. Her an Yunanistan, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında bir kaza yaşanabilir. Bu kazayı önlemeye çalışıyoruz diyor. Çünkü o da biliyor ki Türkiye ile Yunanistan ve Avrupa Birliği arasında başlayacak çatışma Türkiye'yi NATO'dan tamamen koparacak, Rusya, Çin, İran paktına dönmesini sağlayacak. Bu da onun için büyük bir tehdit ve tehlike. Bu tehdit ve tehlikenin önüne geçmenin çok mümkün olmadığını da görüyor. Beyrut'un güneyinde silahlı gruplar ortaya çıkmaya başlıyor. Avrupa yine bu konuyla ilgili başta Macron olmak üzere açıklamalar yapıyor. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Mısır gibi ülkeler kendi aralarında barışlar ilan edip bu bölgede kutuplaşıyorlar ve bütün bu kutuplaşma dünyadaki gerilimin stresin daha da artmasını mı beraberinde getirecek? Bunlar da soru işareti. Amerika ile Rusya'nın askeri güçleri Suriye'de karşı karşıya geliyor. Neredeyse çatışmak üzere oluyorlar ama duruyorlar şimdilik. Gördüğünüz gibi orada da başka bir gerilim unsuru durur Türkiye'den çok sert açıklamalar geliyor. Erdoğan yaparız diyorsak yaparız bedelini de öderiz diyor. Gördüğünüz gibi herkes gerilmiş durumda. Bütün dünya gerilmiş durumda ve temelinde de dünyadaki ekonominin tamamen kitlenmiş olması var arkadaşlar. Göstere göstere 3. Dünya Savaşı geliyor arkadaşlar. Çünkü ekonomi tamamen tıkanmış durumda. Bu ekonominin açılması yakın zaman içerisinde mümkün değil ve bu ekonomik tıkanıklıklar dünyada genel itibarıyla hep büyük savaşlarla açılmış. Bu gerilim ortamının her geçen gün artması altındaki çok hızlı, çok sert, çok agresif yükselişleri de beraberinde getirecek arkadaşlar. 3000 dolar, 4000 dolar, 5000 dolar seviyeleri bile komik kalabilir ve Türkiye'de gram altında da hızlı hareketler gözlenebilir. Son bir not daha vereyim. Türkiye başta olmak üzere bütün ülkeler altın rezervlerini arttırıyorlar arkadaşlar. Ülkeler altın rezervlerine bu kadar ağırlık veriyorlarsa arkasında emin olun çok önemli stres nedenleri vardır. Bunu da bir kenara not etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Umarım bu söylediklerimin hepsinde yanılırım arkadaşlar ama tarih bize gösteriyor ki bu tür ekonomik stresler dünyadaki ülkeleri hep büyük savaşlara doğru itmiş. Bunu da unutmamak gerekiyor ve buna göre de hazırlıklı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlarım bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve tabii ki beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.